Fehmi Koru, Amerika yeşil ışık yakmazsa kötü ama yeşil ışık yakarsa daha da kötü. Milli Güvenlik Kurulu son toplantısında Afrin'e askeri müdahale konusunu görüştü. Toplantıya ait fotoğraflarda katılımcıların önünde açık tutulan haritalar kapsamlı bir müdahale hazırlığının yapıldığına işaret ediyor. Fotoğrafın bir mesaj olsun diye basınla paylaşıldığını düşünebiliriz. MIT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı dünden beri Moskova'dalar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Vancouver'da Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'a Türkiye'nin kararlılığını iyi aktarmış olmalı ki bir gün öncesine kadar sınırlarımızın hemen karşısında sayıları 30 bine varacak bir sınır gücü kurulması için Suriye Demokratik Güçleri SDG ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ilan etmiş olan Amerika bunun Türkiye'yi rahatsız edecek bir girişim sayılmayacağını sınır gücü denilmesinin ise hatadan kaynaklandığını açıkladı. Sınır gücü ismi o gücü kurmakta olan Amerikan komutanlığından bir albay tarafından duyurulmuştu. Hata yaptı denilen kişi o albay işte. İsminin Öyle veya böyle olmasını önemseyenlerdenseniz sınır ötesi ordu oluşturulması sorununa bitmiş gözüyle bakabilirsiniz. Ancak Tillerson'ın ve bakanlığının konuya ilişkin açıklamaları Amerika'nın sınırlarımızın ötesinde eğitimlerini Amerikalı kurmayların verdiği binlerce tırla taşınmış hafif ağır Amerikan menşeli silahlarla donatılmış yerel bir ordu kurmakta olduğu bilgisini pekiştiriyor. Neden yapıyor bunu Amerika? Öne sürülen gerekçe IŞİD, DAEŞ faaliyetlerini sınırlamak, bozguna uğratılan örgütten kaçanların bir daha tehdit oluşturmayacak hale sokulması. İnandırıcı gelmiyor bu gerekçe. Gerekçesi ve ismi ne olursa olsun böyle bir ordu oluşturulması işte gördük Türkiye'yi rahatsız ediyor. Beni rahatsız edense bundan bir adım ötesi. Afrin ve Membiç'te güvenliğini tehdit edebilecek oluşumlara tahammül etmeyeceğini aylar öncesinden dosta düşmana duyurmuş olan Türkiye'yi askeri bir müdahaleye sürükleyebilecek biçimde çelişkili açıklamalar geliyor Amerikalı sözcülerden. Gel gel biçiminde de yorumlanabilecek çelişkili açıklamalar. Amerika'nın işmarlarına dikkat. Amerika'nın bölgemize askeri müdahalesine kapı aralayan olayı hatırlıyor musunuz? Hayır, 11 Eylül 2001 saldırıları değil, ondan önceki. 1990 yılında Kuveyt'in Saddam Hüseyin'in başında bulunduğu Irak tarafından işgal edilmesi olayını. Irak'ın Kuveyt'le sınır sorunları yaşadığı biliniyor ve Saddam Hüseyin her fırsatta bunu dünya gündemine taşıyordu. 1990 yılına gelindiğinde Irak, komşusu Kuveyt'in kendilerine ait olan petrolü yasaklanmış yöntemlerle çıkarıp sattığı iddiasını seslendirmeye başlamıştı. Sonunda Saddam'ın Kuveyt'i işgal kararı verip askerlerini komşu ülkeye göndermesine kadar varacak ihtilafta en büyük pay Amerika'nın Kuveyt konusunda verdiği çelişkili mesajlar olmuştu. Önce Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi April Gillespie 25 Temmuz 1990 tarihinde görüştüğü Saddam Hüseyin'e muhatabının Kuveyt'te ne yaparsan yap bu bizi ilgilendirmez olarak anladığı sözler sarf etti. Şöyle oldu. Saddam ülkesini Amerika'nın gönlünü hoş tutmak için başlattığı İran'la savaş sırasında Şattül Arab'ın bütününün stratejik öneminin öne çıktığını, oysa Şattül Arab'ı Kuveyt'le paylaşmalarının sıkıntıya yol açtığını aktardı büyükelçi Gillespie. Ye. Ondan aynen şu cevabı aldı: "Sizin Kuveyt'le olan ihtilafınız, daha doğrusu Arapların Araplarla ihtilafları bizi ilgilendirmiyor." Amerika Dışişleri Bakanı James Baker'ın bana talimatı Kuveyt konusunun Amerika'yı ilgilendirmediğidir. Aynı günlerde kongrenin Uluslararası İlişkiler Komitesi önüne çıkan Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı John Kelly de kendisine yöneltilen Irak tarafından işgal edildiği takdirde Kuveyt'in yardımına koşmamızı gerektirecek bir ikili savunma anlaşmamız var mı sorusuna hayır yok cevabını verecekti. Saddam bu açıklamaları yeşil ışık saydı ve Kuveyt'e 2 Ağustos 1990 günü askerlerini gönderdi. Gillespie, Saddam görüşmesinde konuşulanları işgalin başlamasından bir ay sonra öğrenen İngiliz gazeteciler, Amerikan Büyükelçisi'ne doğru mu, bu saldırıyı siz mi teşvik ettiniz, ne diyeceksiniz sorusunu yönelttiler. Aldıkları cevap şu oldu, başkaları gibi ben de Iraklıların Kuveyt'in bütününü işgal edeceğini düşünmemiştim bütününü işgal edeceğini düşünmemiş. Irak güçleri Kuveyt'i işgal etti ama Amerika ile hemen oluşturduğu koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletleri de yanlarına alarak Saddam'ı geri çekilmeye zorladı. Amerikan askerleri on binlercesi o günlerde bölgeye ayak bastı. Kuveyt'i işgalden kurtarma bahanesiyle, o ilk hamlede Saddam'ı devirmedi Amerika. Bunu rahatlıkla yapabilecekken yapmadı. Ancak 10 yıl kadar sonra 2003'te bu defa 11 Eylül'ü bahane ederek Irak'ı işgal etti. Ne demek istiyorum? Demek istediğim açık, Afrin ve Membiş konusunda karar verirken yalnızca mesajların düz anlamlarına bakmamak, yetkili ağızlardan çıkan çelişkili açıklamaları doğru okuyup yorumlamak ve bunu yaparken de Saddam'ın nasıl faka bastırıldığını akıldan hiç çıkarmamak gerekiyor. Fehmi Koru, fehmikoru.com